Merhaba arkadaşlar. LYS geri sayım denemelerimize devam ediyoruz. Bugünkü denemede fulle yakın çıkarmanızı umut ederek. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki birinci grafik güvercin sayısına bağlı olarak avcı şahine karşı gösterilen tepkiyi, ikinci grafik güvercin sayısına göre avcı şahinin avlanmadaki başarı yüzdesini gösteriyormuş. Şimdi grafiğimizi inceleyelim. Güvercin sayısı arttıkça güvercinlerin tepkisi de artıyormuş demek ki bunlar bir e, sosyal davranış içindeler, grup hareketi yapıyorlar. Güvercin sayısı arttıkça şahinlerin saldırı başarı yüzdesi azalmış. Bu durumda güvercinler grup halinde mücadele ediyor demek şahinlere karşı. Şıklarımızı değerlendirelim ve hangisinin yanlış olduğunu bulalım. Güvercinlerin tepkisi ne kadar fazla ise av olma olasılığı o kadar düşüktür. Grafiğimize bakarsak bu doğru arkadaşlar. B şıkkında güvercinlerde birey sayısı arttıkça bireylerin hayatta kalma olasılığı artar demiş. E, grafikten anlıyoruz bunu. Bu da doğru. Güvercinlerdeki birey sayısı arttıkça güvercinlerin düşman tarafından görünme olasılığı azalır demiş. Bu grafikten böyle bir sonuca varamayız. Bu yüzden bu yanlış gibi duruyor. Fakat devam edelim. Avcı Şahin'in hedefe ulaşabilme başarısı güvercin sayısının az olmasıyla kolaylaşır. Hedefe ulaşabilme başarısı. Evet grafikten bunu da anlıyoruz. Güvercin sayısının artması tehdidin görünme olasılığını artırır diyor. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan C şıkkımız. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sindirim sisteminin bir bölümü şematize edilmiş. X ve Y organı var. 1 ve 2. kanallarla duodenum kısmına bağlanıyor. 4 ince bağırsağı gösteriyor. 3, 3 de mideyi gösteriyor. Buna göre ifadelerden hangisi doğru değildir diye soruyor. Hem X hem de Y kolestokinin hormonundan etkilenir. X ve Y organları biri pankreas biri karaciğer diye tahmin edebiliriz. Çünkü salgılarını duodenumun water kabarcığı dediğimiz bölümüne gönderirler. Birisi safrayı, birisi de bikarbonat ve pankreas öz suyunu e, enzimleri yani gönderebiliyorlar. E, dolayısıyla A şıkkı doğru. 1 ve 2 yolu ile duodenuma bazik sıvı iletilir. Karaciğerden safra pankreastan da pankreas öz suyundaki bikarbonat iyonlarını düşünürsek bazik bir sıvıdır. Doğru. 1 ve 4 yolu ile duodenuma yağ sindiren enzim gelir. 1 ve Dört yoluyla demiş. 4 ince bağırsak arkadaşlar yağ sindiren enzim lipazdır ve pankreas e, tarafından gönderilir. Dolayısıyla C şıkkımız yanlış. E, cevabımız demek ki C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bir e, deney düzeneği verilmiş. Bira mayası ve glikoz çözeltisinin bulunduğu ortamda uygun koşullarda aşağıda verilen tepkime gerçekleşir. Glikozdan etil alkol oluşur diye vermiş bize. Sonuçta da karbondioksit açığa çıkar. Bu bir fermentasyon tepkimesi ve bira mayası biliyorsunuz etil alkol fermentasyonu yapar. Buna göre yukarıda kurulan deney düzeneği ile ilgili olarak fenol kırmızısı sararır demiş. Fenol kırmızısının bulunduğu yere bira mayasının çıkardığı karbondioksit giderse pH'i düşürecektir karbondioksit yani asit ortam yaratacaktır. Ve fenol kırmızısı asit ortamda sarır. Kireç suyu bulanır demiş. Bu karbondioksit eğer bu koldan ilerlerse kireç suyuna ulaşıp karbondioksitle birlikte bulanıklaşacaktır. Kapta alkol kokusu oluşur demiş. Etil alkol oluştuğu için bu da mümkün. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Canlılarda öğrenme ile şekillenen deneyimler sonucu değişen ve sonradan kazanılan davranışlar, öğrenilmiş bir uyarı ya da bir dizi uyarıya yanıt olarak ortaya çıkan öğrenilmemiş davranışlara içgüdüsel davranış denir. Öğrenilmiş ve içgüdüsel davranışlar için hangisi ortaktır diyor bize? Değişen koşullarda uygun yanıtların hayvan tarafından seçilmesine olanak tanır. Bu ortak değil arkadaşlar. Öğrenilmiş davranış için mümkün. Çoğunlukla beslenme ve üreme ile ilgili aktiviteleri içerir. Hem öğrenilmiş davranış hem içgüdüsel davranış beslenmek için üremek için yapılabilir. Bu yüzden bu ortak. Her türün o türe ait tüm bireyleri tarafından gösterilir demiş. Bu da içgüdüsel davranışa ait. Çünkü içgüdüsel davranış kalıtsaldır genlerde bulunur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Beşinci sorumuz da Yukarıdaki tabloda görülen organların sindirme enzimleri besin içindeki bağların yıkılmasına neden olur. K, L, M ile gösterilen bağlar hangisinde doğru gösterilmiş diye soruyor bize. Önce pankreasın e, salgıladığı enzimler K'yı, L'yi ve M'yi sindiriyormuş. İnce bağırsağın salgıladığı enzimler K'yı, L'yi sindiriyormuş fakat M'yi sindir, sindirmiyormuş. E, şimdi bakalım. Mide ve ince bağırsağın salgıladığı enzimden etkilenmeyen, sadece pankreas salgısından etkilenen yağ olabilir arkadaşlar. Lipans enzimi biliyorsunuz yağlar üzerine etkili. O zaman M yağ olabilir. Hem pankreas hem ince bağırsak hem midenin salgılarıyla sindirilebilen, onların enzimleriyle sindirilebilen protein olabilir. Pankreas ve ince bağırsağın enzimiyle sindirilmiş bakın. Fakat midede sindirilmemiş. Bu da karbonhidrat olabilir. Hangi bağlarını yıkacaktır? Glikozit, peptit ve ester bağlarını yıkacaktır. Böyle bir cevabımız C şıkkında var. Altıncı sorumuza bakalım. Hücrelerde oluşan karbonu işaretli karbondioksit atmosfere verilene kadar işaretli karbona hangi sıra ile rastlanır diye sormuş bize. Akciğer kılcalındaki alüvarda karbonik asitte, alveol epitelinde karbondioksitte, bir karbonatta plazmada demiş. Önce doku kılcalında karbondioksit olarak bulunacaktır. Karbondioksit önce su ile birleşip karbonik asite dönüşecek. Daha sonra da iyonlarına ayrışıp bir karbonat ve hidrojen şeklinde dönüşecek. Bir karbonat plazmada var olacak. Daha sonra akciğer kılcalına gidecek. Dolayısıyla birinci sırada bu. Akciğer kılcalına gittikten sonra ne olacaktır? Buradaki bir karbonat hidrojenle birleşecek ve tekrar karbonik asite dönüşecek. 2 numarada bu olacak. Karbonik asit tekrar karbondioksit ve suya dönüşecek. Daha sonra alveol epiteline geçecek. Yani sırası 3, 1, 2 şeklinde olacak. D gibi. 7. sorumuzda yine grafiklerimiz var. Bağışıklıkla ilgili bir soru. Grafiklerde X antijeninin girdiği 3 değişik insandaki X antijenine özel antikor miktarı görülmektedir. Kırmızıyla antikoru, yeşille de antijeni göstermiş bakın. Bu grafiklerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye soruyor bize. 1 ve 3. organizmalarda aktif bağışıklık sağlanmıştır. Bakalım. Grafiğimizde 1. grafikte antikor oluşmuş, sıfıra inmemiş arkadaşlar. Sıfıra inmemişse bu bir aktif bağışıklıktır. Üçüncü grafiğimizde yine sıfıra inmemiş antikor. Demek ki vücutta bir miktar kalmış. Aktif bağışıklık sağlanmış. İkinci organizma T3 anından sonra bu virüste e, tekrar karşılaşırsa yeniden hastalanabilir. Şimdi ikinci grafiğimize bakalım. Antikor girişi diyor. Demek ki dışarıdan verilmiş antikor. Ve antikor bakın bir süre sonra sıfıra inmiş. Demek ki bu pasif bağışıklık arkadaşlar. Aktif bağışıklık değil. Vücutta antikor kalmamış. İkinci organizma T3 anından sonra virüsle tekrar karşılaşırsa tekrar hasta olabilir bu yüzden. Üçüncü grafikte T2'de organizma virüsü tanımamaktadır. Bakalım T2 anında antikor miktarı neredeyse maksimum. Demek ki virüsü tanıyor ve ona özel antikor oluşturmuş. Bu yüzden C şıkkımız yanlış. Birinci ve üçüncü organizmaları bu virüs T2'de tekrar enfekte edemez. T2'ye bakalım, antikor oldukça var, tekrar enfekte edemez çünkü vücutta antikor bulunuyor. Bir organizma bu antijenle birinci organizma daha önce karşılaşmıştır demiş, daha önce karşılaştığını hemen antikor oluşturmasıyla anlayabiliriz. Birden bire ve yüksek miktarda antikor oluşturduğuna göre daha önce karşılaşmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar C şıkkımız doğru cevabımız. 8. sorumuz yine bir deney sorusu. Yukarıda verilen deney tüplerinden birincisine su bitkisi, ikincisine ise çimlenmekte olan tohumlar konulup beklendiğinde kollardaki civa seviyesinin ok yönünde olduğu saptanmış. Birincisinde bakın su yosunu var. Işıklandırılmış buradaki deney düzeneğimiz ve civa ok yönünde hareket etmiş. Ne olmuş olabilir burada suyusunu fotosentez yapmış oluşan oksijenden dolayı civa bu tarafa doğru hareket etmiş olabilir. Burada ise çimlenen tohumlar var yine ışıklandırılmış fakat çimlenen tohumlar henüz fotosentez yapamaz. Oksijenli solunum yapabilirler. Oksijen azalıp karbondioksit artmış olabilir. Burada da civa bu yüzden bu tarafı hareket etmiş olabilir. Hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci kapta oksijen üretilmiştir. Fotosentez yapar dedik. Doğru. İkinci kapta karbondioksit üretilmiştir. Oksijenli solunumdan dolayı doğru. Hem birinci hem de ikinci kapta oksijen üretilmiştir. Yanlış. Çünkü ikinci kapta henüz yaprak oluşturmadığı için tohumlar fotosentez yapamıyorlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz kaslarla ilgili bir soru. Aşağıdaki şekilde çizgili kas dokusunun mikroskopik yapısı gösterilmiştir. Huxley'in kayan iplikler hipotezine göre kasılma aktin ipliklerinin kayarak miyozinlerin arasına girmesi esasına dayanır. Bakın burada yeşille gösterdikleri miyozin, daha ince olarak gösterdikleri aktin. H bandını görüyorsunuz aktinler arasında kalan bölge. I bandı ve 2Z çizgi. E, bildiğimiz bir sarkomerin yapısı 2Z çizgi arasına bir sarkomer ya da kas birimi diyorduk. Buna göre kasılma sırasında gözlenen değişimler hakkında aşağıda belirtilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Haş bandı azalmış bakın. Kasılma sırasında arkadaşlar e, aktin ve miyozinler birbiri arasında kayacağı için bu tarafa doğru bir hareket olacaktır. H bandı daralır hatta kaybolabilir bile. I bandı daralır demiş. Evet I bandı da, da azalma olur daralır. Aktin boyu azalır demiş arkadaşlar. Aktinin boyu değişmez. Aktinin ve miyozinin boyu değişmez. Sadece birbiri üzerine kayar. Bu yanlış gibi duruyor ama diğerlerine de bakalım. Kasın hacmi değişmez arkadaşlar. Kasılma olduğunda boyu azalır ama hacmi değişmez. Bu da doğru bir grafik. Kasın boyu azalacaktır kasılma sırasında. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuzda yine bir grafiğimiz var. Grafiğe göre hangi zaman aralığında progesteron salgılanması durur demiş. Endometrium kalınlığının azaldığı bir yer arayacağız. Çünkü korpus luteum bozulduğunda progesteron salgısı azalacaktır. Endometrium kalınlığı da yine azalacaktır. O zaman T1 anı aralığı olarak cevabımızı işaretledik. 11. sorumuza bakalım. Yoğun egzersizde hızlı soluk vermenin olabilmesi için yukarıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşir diye sormuş bize. Hızlı soluk vermenin olabilmesi için arkadaşlar önce karbondioksit miktarının artması gerekiyor. Karbondioksit arttıktan sonra ne olacaktır? Kanın pH'i düşer. Daha sonra ne olacaktır? Bu kanın pH'ının düşmesinden dolayı omurilik soğanı uyarılır. Ve diyafram ve kaburga kaslarına omurilik soğanı tarafından uyarılar gider, uyartılar gider. Böylece soluk alışverişi hızlanıp karbondioksit soluk verme yoluyla atmosfere verilir. Yani 3, 1, 4, 2 şeklinde olacaktır. Bu da A şıkkında var. 12. sorumuzda Yukarıda verilen görevleri gerçekleştiren nöronlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Reseptörden uyartıların alınması. Bu duyu nöronunun yaptığı bir görev. Efektöre uyartı aktarılması. Bu da motor nöronun görevi. Uyartıların değerlendirilmesi, Ara nöronun görevi. Buna göre şimdi şıklarımızı değerlendirelim. Bir zedelendiğinde 2 ve 3 de çalışmaz duyu nöronu zedelendiğinde arkadaşlar uyartı ara nörona gelemeyecek. Değerlendirme yapılamadığı için motor nöronda görevini yapamayacak. Bu yüzden aşıkımız doğru. 3 zedelendiğinde duyu algılanır tepki verilir demiş. 3 zedel zedelendiğinde duyu algılanır evet ama motor nörona emir gönderilemez. Dolayısıyla tepki verilemez yanlış. 2 zedelendiğinde tepki oluşturulmaz İki zedelendiğinde motor nöron olduğu için tepki efektörde oluşamaz. Doğru. 1'den 3'e, 3'ten 2'ye nörotransmitter salgılanır. Duyu nöronundan ara nörona, ara nörondan motor nörona doğru. 3 merkezi sinir sisteminde yer alır. Ara nöronlar merkezi sinir sistemindedir. Demek ki sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 13. sorumuz canlılarda davranışla ilgili bir soru. Nisan ayında doğan, annesiz tarla faresi Ağustos ayında aniden besin depolamaya başlar. Fare bu dönemde soğuk ve besin bulmanın zor olacağı kışı henüz bilmez ama besin depolar ve kışı geçireceği bir oyuk yapar. Tarla faresinde görülen bu davranış biçimiyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş bize? Annesiz olduğuna göre ondan öğrenmesi mümkün değil. Daha önce hiç kışı görmediğine göre bu ancak içgüdüsel davranış olabilir. Kalıtsal olarak genlerinde vardır. Bu türe ait e, hepsinde bu tür davranış vardır diyebiliriz. Şimdi verilerimizi değerlendirelim. Refleks davranışıdır demiş değil arkadaşlar. Çünkü bilinçli yapılan bir davranış. Refleksler bilinçli değildir. Otomatik olarak gerçekleşir. İçgüdüsel davranışsa e, bilinçlidir. Yaşama şansını artıran kalıtsal davranış şeklidir. Evet içgüdüsel davranışın özelliği bu. Türün tüm bireylerinde gözlenir. Kalıtsaldır, genlerinde vardır. Bu yüzden 2 ve 3 doğru cevabımız. 14. soruda insan belirli bir süre içinde vücuduna aldığı sıvıdan daha fazla miktarda idrar çıkarırsa vücudunda su yetersizliği ortaya çıkar. Bu durumda hemostazinin sağlanabilmesi için olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir? Ne olacaktır bu kişinin kanında su azaldığı için ozmatik basıncı kanın basıncı artacaktır. Yani kanın su emme basıncı artacaktır. İlk sırada bu olacak. Buna bağlı olarak hipofiz bezi uyarılacak ve hipofizden ADH ya da diğer adıyla vazopressin hormonu salgılanacak. Kan yoluyla böbreklere kadar bu hormon gidip böbreklerden suyun geri emilimini artıracak yani sıralaması 1 2 3 şeklinde olacak. 15. sorumuza bakalım. Bazı böcek türleri günün belirli saatlerine göre renk maddeleri salgılar ve renk değiştirirler. Bu böcekler sürekli olarak karanlık ortamda tutulsalar bile gün içinde renk değiştirme vakitleri geldiği zaman renk değişimini gösterirler. Böceklerde görülen bu davranışla ilgili olarak hangileri ileri sürülebilir? diyor sorumuz. İçgüdüsel bir davranıştır demiş. Karanlık ortamda tutulsalar bile gerçekleştiği için evet içgüdüseldir ve genlerinde vardır bu özellik. Genlerle kontrol edilir demiş. Evet içgüdüsel davranış kalıtsaldır çünkü. Refleks davranışı değildir çünkü e, bilinçli olarak yapılıyor. Uyarıcı ışıktır demiş. Karanlık ortamda da yapıldığı için bunu da diyemeyiz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 16. sorumuzda. Kalıtsal materyali aynı olan çok sayıda paramesyumun büyüklükleriyle ilgili yukarıdaki gibi bir grafik elde edilmiş. Bireylerin büyüklüğü arttıkça birey sayısı önce artmış, daha sonra bireylerin büyüklüğü arttıkça birey sayısı azalmış. Ekolojik olarak düşünürsek işte besin kıtlığı, e, olumsuz olan maddelerin birikimi, e, yer kıtlığı bu duruma sebep olmuş olabilir. Bu durumun nedenini hangisi açıklar diyor. Ekolojik olarak değil daha çok evrimsel olarak şıklar değerlendirilmiş. Modifikasyon, adaptasyon, doğal seleksiyon, mutasyon kazanılan özelliklerin kalıtımı demiş. Önce E'yi bir eleyelim. Çünkü kazanılan özellikler büyüklükleriyle ilgili oldukları için genlerin işleyişi değişmiştir. Kalıtımı diye bir şey olmaz. Mutasyon kalıtsal bir özelliktir. Böyle bir şeyi çıkaramayız grafikten. Doğal seleksiyon olması için çeşitlilik gereklidir. Fakat burada kalıtsal materyali aynı dediğine göre bu paramesyumların hepsi mitoz bölünmeyle yani eşeğsiz üremiştir. Dolayısıyla genetik yapıları aynıdır. Dolayısıyla adaptasyon da olamaz çeşitlilik olmadığı için. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? A şıkkımız yani modifikasyon oluyor. Beslenme farklılıktan, farklılıklarından dolayı vücut büyüklükleri değişmiş olabilir. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde denememize devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.